itibariyle altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Yemiş'e döneceğiz. Önemli gelişmeler var tabii ki ekonomide. Bu hafta da hakikaten kritik bir hafta. Yurt içi piyasalarda önemli haberleri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararı dahil olmak üzere. Ama öncesinde günaydın diyerek başlayalım. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar Yaprak Hanım, sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi altın ve gümüş fiyatlarına baktığımızda özellikle önemli bir düşüş kaydettiklerini görüyoruz. Bu düşüşün nedenleri nedir? Biraz da panik oldu herkes. Evet, altın ve gümüş yatırımcıları haftayı iyi başlamadı. Biraz moralleri bozuk başladı. Çünkü Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı. Beklentilerin üzerinde bir tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu veri piyasalar açısından önemliydi. Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma olasılığı veya süresiyle alakalı beklentiler bu veriden biraz daha güç toplamış gibi duruyor. Ve 970 bin civarında 943 bin civarında geldi veri. 870 bin civarında bir beklenti vardı. Beklentinin üzerinde bir veri geldiği için imtia yatırımcıları, traderlar satış yaptılar. Mesela Cuma günü 1805 dolardan 1758 dolar seviyesine kadar gerileyen, yani yaklaşık 47 dolar gerileyen ons altın vardı karşımızda. 495'ten 485 lira seviyesine kadar gerileyen, 10 lira gerileyen bir gram altın vardı karşımızda. Bu gece, yani pazar gecesi Asya piyasaları açıldıktan sonra traderlar yine satışlarına devam ettiler. Korku ve panik satışı yaptılar. Bu gece 1764 dolar seviyesinden 1652 dolar seviyesine kadar, yani 98 dolarlık bir satış gördük altın ons fiyatında. Gram altın TL fiyatında 30 liralık bir değer kaybı gördük. 487 lira seviyesinden 457 lira seviyesine kadar geriledi. Bu gümüş için de geçerliydi. Gümüşün gram fiyatı 6.76 lira seviyesinden 6.15 lira seviyesine kadar gerilerken ons fiyatı 24.37 dolar seviyesinden 22.09 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Burada bu gece 4 milyar dolarlık bir satış yapıldı altın tarafında. Merkez bankaları ve özellikle büyük şirketler manipülasyonlarını sürdürüyorlar. Maksat burada şu: insanlar yatırım araçlarında doları benimsesinler. Her şey Fed'in kontrolü altında. Bu enflasyon geçici, enflasyon kalıcı olacağını düşünmeyin. Ekonomik toparlanma hızlanıyor gibi yatırımcılara, dünya genelindeki bütün insanlara bir algı yapıyorlar, bilerek ve isteyerek. Bir savaş var ve enflasyonun olduğu yerde her zaman altın ve gümüş fiyatları değerli olacağı için, yüksek olacağı için altın ve gümüşü baskılamak, düşürmek, bu gümüş ve altına operasyon yapmak onların işini daha çok kolaylaştıracaktır ve bu operasyonları şu anda çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. İnsan, bütün dünyadaki yatırımcılara şu sorulmalı: gördüğünüze mi inanacaksınız, duyduğunuza mı inanacaksınız? Dünyada ciddi bir anlamda kuraklık var, doğal felaketler var, bol likilite var. Enflasyon sizce kalıcı mı? Bu kadar bol likilite varken hiper enflasyon tekrar başlar mı? İşte bu soruların cevabını vermek için de yatırımcıların tekrar altın ve gümüş tarafındaki tasarruflarını bir kez daha gözden geçirmeli. Bu bir manipülasyondur, bu bir operasyondur. 9 Ağustos 2021 tarihinde yapılan bu sert düşüşlerin nedeni de insanları tuzağa çekmek, altın ve gümüş yatırımcıyı tuzağa çekmek. Burada algı tamamen şu: her şey Amerika'nın kontrolünde, Amerika Merkez Bankası'nın, Fed'in kontrolünde diye mesaj vermekti buradaki gaye. Peki bu düşüşler devam eder mi? Bir de düşüş sonrası sert bir yükselişte bekliyor musunuz? Şöyle bir örnek verebilirim size. 1960 dolar seviyesinden 1677 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde gerilediğini gördük. Daha geçen hafta 1832 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük, değil mi? Demek ki burada her baskılanma, her manipülasyon, her düşüş yeni bir yükselişin habercisi olacaktır. O yüzden yatırımcısı şunu göz önünde bulundurmalı: eğer ben altına yatırım yapacaksam, ben gümüşe yatırım yapacaksam, orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduruyorsam, gram altın TL fiyatı Haziran ayında 535 lira seviyesini gördü mü? Gördü. Gram altın TL fiyatı şu anda 485-490 lira aralığında mı? Evet. Ben buradan almalı mıyım? Bunun cevabını vermeli. Fiyatlar düşük. Özellikle sonbaharda
biz gerçek enflasyonu daha çok hissedeceğiz hem dünya ülkesi olarak hem Türkiye olarak ve dolayısıyla da düşük fiyatlamaların kalması benim nazarımda çok zordur. O yüzden altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı korku ve panikle bence satış pozisyonu almamalı. Yine kendi kişisel tercihine bağlı bu düşünceler Peki ama bu seviyelerden alsınlar mı? yani kademeli alımlar her zaman iyidir. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmek iyidir. Ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak bunu yapmak lazım. Benim nazarımda altının ons fiyatında ve altının gram fiyatındaki yaşanan bu düşüşler orta ve uzun vade için geçerli değildir. Ve tepki alımlarının da hızlı olacağını tahmin ediyorum Yaprak Hanım. Evet, peki şunu da sormak isterim. Şimdi altın ve gümüşü konuştuk. Biraz da dijital paralar cephesini konuşalım. Çünkü Evet. önemli yükselişler var. Hatta son 8 yıldır ilk defa bir şey yaşanıyor. 10 kez arda arda Evet. yükseliş gerçekleşti Bitcoin'de. Beklentiniz nedir bu yönde? Bu kripto para piyasasında işte 4 milyar dolarlık altın satan, işte 3,5 milyar dolarlık gümüş yatan yatırımcılar kripto para piyasasına giriş yapıyorlar. Dikkat ederseniz kripto paralarında çöküş varken altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında sert yükselişler vardı. Şimdi aynı işlemleri devam ettiriyorlar. Altın ve gümüşünü satanlar kripto para piyasasına giriyorlar. Tamamen bir tuzak piyasasını oluşturuyorlar. Burada tekrar bir balon oluşturacaklar kripto para piyasalarında yukarı yönlü. Oradan tekrar baskılanma devam edebilir. Ve tekrar yatırımcılar bu sefer kripto paralarını satar, tekrar emtialarını satın alır. Ve dolayısıyla piyasalardaki bu belirsizlik de kumar piyasasını gündeme getiriyor. Piyasalarda neyin olacağı ciddi bir anlamda belirsiz. Doğal felaketler zaten enflasyonu aldı başına gidiyor. Ekonomik krizler zaten artmaya devam ederken piyasalardaki bu sert dalgalanmalar da belirsizliğe neden oluyor. Burada küçük yatırımcısının yapması gereken tek bir şey var. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirecek ve orta ve uzun vadeye göz önünde bulundurması gerekiyor ve yatırımlarının mümkünse fiziki olarak sahip çıkması gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararı bu hafta açıklanacak. Beklentiler pas geçeceği yönünde, herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Aynı fikirde misiniz diye sorayım. Bir de tabii Türkiye'de yine başka açıklamaları da bekliyoruz. İşsizlik rakamları, Fitch'in Türkiye'yi değerlendirme tekrar bir puan açıklayacak. Bununla ilgili Evet. açıklamalar da bekleniyor. Nasıl bir hafta olur piyasalar açısından? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonuna kadar bir faiz indirmeyi istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama iki kez yaptı ve sağlam bir açıklama yaptı. Ama sorun şu, Merkez Bankası hangi enstrümanı kullanacak da bu faiz indirimini yapacak? Böyle bir olasılık şu anda yok ve dolayısıyla da yine böyle bir karar aldığı zaman da dolar tarafındaki bu agresif yükselişlerin devam edeceğini görebiliriz. Zaten yıl sonu ile alakalı daha önceki yorumlarımızda 9 lira seviyesinin üzerinde bir öngörümüz vardı. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse bu sefer çift haneli bir rakam da görme ihtimalimiz kuvvetli olacaktır. Bu da gram altın ve gümüşün gram fiyatını olumlu yönde destekleyen faktörler arasında. Ama iç dinamiklere baktığımız zaman da şu anda konjektür ve şu andaki koşullar Merkez Bankası'nın faiz indiremeyeceği yönünde. Enflasyon buna müsaade etmez, cari açık buna müsaade etmez, piyasa şartları buna müsaade etmez. Ama genel itibariyle baktığımız zaman da Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı bir şekilde nasıl bir mesaj verecek? O da sıkıştı çünkü. Diğer toplantısında başka enflasyonla mücadelede Merkez Bankası yalnız mesajı vermişti. İşte bazen böyle sıkıntılı bir sürece girmiş oluyoruz ve dolayısıyla söylemlerle Merkez Bankası'nın artık bir şey yapamayacağını ben tahmin ediyorum. Ama yıl sonuyla alakalı görüşlerinde bir revize edebilir. Yani işte 350 baz puan bir faiz indirimini düşünüyordum. Bunu gerçekleştiremiyorum ama şu kadar bir düşüncem var falan tarzında söylemlerle piyasayı destekleyebilir diye düşünüyorum. Yani aslında piyasalara vereceği mesajlar almış olduğu karardan çok daha önemli olacak diyorsunuz anladığım Kesinlikle kadarıyla. çünkü yabancı yatırımcılar faiz noktasındaki karara bakacak ki biz biliyorsunuz yani sıcak nakit para ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcı çekmemiz gerekiyor. Bir şekilde buradaki lokomotif yabancı yatırımcının sermayesinin girişlerinin hızlanması gerekiyor ki önümüzde net bir şekilde görelim. O yüzden Merkez Bankası'nın mesajlarını yabancı yatırımcılar yakından takip ediyor. Her ne kadar borsa döviz tarafında ucuz olsa da ki dünya borsasında ciddi bir ucuz bir piyasamız var bizim. Ama yabancı yatırımcı çekmek için de yabancı yatırımcı ikna etmeniz gerekiyor. Bir taahhütte bulunmanız lazım en azından sözlü olarak. Yabancı yatırımcılar da eğer bu faizle alakalı bir söylem değişikliği görürse o zaman tekrar düşünür. Yani hemen giriş için acele etmeyebilir. Yani yıl sonunu bekler diye tahmin ediyorum.
Peki çok teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşmek üzere diyoruz. Sevgili izleyiciler, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş konuğumuzdu. Yarın da yine piyasalara ilişkin değerlendirmelerini alacağız kendisinin.